İyi akşamlar efendim. Neler oluyor? Hoş geldiniz. Bu akşam gündemimiz gerçekten çok önemli bir konu başlığıyla konuğumuzu ağırlayacağız ve onunla birlikte aslında Doğu Türkistan'ı konuşacağız bugün. Doğu Türkistan'da Müslümanların yaşadığı zulmü konuşacağız. Belki çoğunuz sosyal medya kullanıyorsunuz. Instagram'da, Twitter'da ya da Facebook'ta önünüze bir gönderiyle düşüyor ve 2 saniyelik bir süre zarfında yeniliyorsunuz sayfanızı. O kadarcık görüyoruz ama orada insanlık dışı yaşanan çok önemli bir zulüm var. Ve bütün dünya sessiz bir şekilde izliyor. Yaşadıkları, neler yaşanıyor, bu zulmün derecesi nedir? Bunlardan habersiz bir şekilde aslında yaşıyoruz. Hepimizin ailesi var, hepimizin çocuğu var, hepimizin akrabaları, sevdiği var ama hiçbirimiz çocuğumuzun gözünde yaş olsun istemeyiz. Fakat orada çocuklar işkence görüyor, orada kadınlar işkence görüyor. Burada söyleyemeyeceği şekilde zulüm altındalar ve bunu aslında gündeme getirmek istedik ve bugün neler oluyor da Doğu Türkistan'da neler oluyor? Bu zulümde durum nedir? Bunları konuşacağız konuğumla birlikte. Konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve şu anda sesim nereye ulaşıyorsa hepinizin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü bunu gündeme getirmek hepimizin hem insani görevimiz hem Müslümanlar hani kardeştir ya Müslüman olarak da Türk olarak da görevimiz efendim. Konuğum Abdullahat Udun, Doğu Türkistan Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Konya Şube Başkanı. Abdullahat Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Evet çok önemli bir konu Doğu Türkistan'ı konuşacağız bugün. Ama şöyle bir sizin İlim ve Medeniyet Vakfısınız. Konya'da çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Ve isminiz acaba nereden? Onunla bir başlayalım. Sonra oradaki zulüm, sizin anlatacaklarınız, yaşadıklarınız, akrabalarınızdan duyduklarınız ve hala iletişimde misiniz, değil misiniz? Tüm bu detayları dinleyeceğiz bugün sizden. Satık Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı nedir? İsmi nereden? Nasıl kuruldu? Ne için kuruldu? Satık Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfımız 2012 senesinde kuruldu. İstanbul merkezli bir vakıf. Biliyorsunuz Satık Buğrahan bizim Türklerin İslamiyetle şereflenmiş şereflenmemize vesile olan Büyük Hakan'ımızın adıdır. Ve biz 2012'de Doğu Türkistanlı öğrencilerin Türkiye'deki eğitimiyle ilgilenmek için vakfımızı kurmuştuk. 2019 Mart ayından itibaren de Konya Şubesini açtık ve Konya Şubesinde şu an Konya'da bulunan üniversiteli ve okul öğrencileri Doğu Türkistanlı olmak üzere onlara hizmet vermek için vakfımız çalışmalara yürütmekteyiz. Siz peki ne zaman geldiniz? Türkiye ile bağlantınız nasıl oldu? Ve tabii ki buradaki ailenizden, orada var mı aileniz? Öyle bir başlayalım. Buyurun lütfen. Ben 2015 yıl sonu Türkiye'ye geldim. Konya'ya yerleştim. Burada bir yedek parça imalatı yapan bir firmanın ihracat bölümünde çalışıyorum. Ben 2015 yıl sonu çocuklarımla beraber geldim. Eşim ve çocuklarımı getirdim. Benim annem, babam, ablam ve kardeşim hala oradalar. 2017 Mart ayından itibaren de onlarla herhangi bir irtibatımız, iletişimimiz yok. Ve hiç haber alamıyorsunuz aslında. Evet, maalesef. Son dönemde özellikle bu haberleşme sorunu da kopmuş durumda. Evet. Doğu Türkistan... İfade ettiğim gibi başta da söyleyiveriyoruz, geçiyoruz. Zulümden çok haberdar değiliz. Ya da ya zaten Doğu Türkistan'da zulüm hep var diye mi atlıyoruz acaba? Orada neler yaşanıyor? Yani biz neden bu konuda bu kadar duyarsız ve sessiziz Abdullahat Bey? Coğrafi olarak oran uzak olması belki bizim bu söz konusu sessizlik ya da duyarsızlık olabilir. Çünkü yeterince orayı tanımama gibi bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Doğu Türkistan denilince kimileri hatta telaffuz olarak da Türkmenistan ya da Doğu Türkmenistan diye telaffuz edenler de var maalesef. İşte oranın neresi olduğunu bilmememiz büyük bir sıkıntı. Çünkü zaten oranın resmi adı Doğu Türkistan olarak geçmedikleri için işte Uygur Özerk Bölgesi, Sincan gibi işte siz haritaya baktığınızda da sadece belki Türkiye'de Doğu Türkistan olarak geçer ama tüm haritalarda siz Doğu Türkistan ismini göremezsiniz. O yüzden de belki
bu duyarsızlık ya da işte konuyu tam anlamama hakim olabilir. O zaman bize biraz hani anlatma adına da Doğu Türkistan'ı anlatma adına ki bir taraftan da slaytlarda da bilgiler geçiyor onların üzerinden de. Biraz anlatabilir misiniz bölgeyi de? Tabii. Şimdi Doğu Türkistan adından da anlaşıldığı üzere Türkistan coğrafyasının doğusu Asya'nın tam merkezinde yer alan bir Türk toprağıdır. 1949'daki komünist istilasından sonra oranın adı tamamen Şincan Uygur özel bölgesi olarak geçtiği için Doğu Türkistan herhangi bir şu an siyasi adı yok. Fakat Doğu Türkistan kelimesi yıllar önce Türkistan'ın doğusu olarak coğrafi anlam içerse de 1933 ve 1945'te bizim Doğu Türkistan'da kurulan iki cumhuriyetimizin adı Doğu Türkistan olduğundan dolayı ve bizim diasporadaki muhacirettaki Uygurların verdiğimiz mücadele o 1933 ve 44'te kurulan cumhuriyetlerimizi geri alma çabası olduğu için diasporada ya da Türkiye'de Doğu Türkistan olarak telaffuz ediyor. Doğu Türkistan coğrafi olarak az önce dediğim gibi Asya'nın tam merkezinde Çin'in de şu an bir eyaleti ya da özerk bölgesi olarak geçiyor. Çin'in kuzeybatısında ve 1.848.000 kilometre kare topraklara sahip olan büyük bir coğrafyadan bahsedilmekte. Ve yıllarca bu mücadeleyi hep vermiş Doğu Türkistan değil mi? Evet. Çok evet. Uzun yıllar hep aynı mücadele yeniden alınıp yeniden kaybedilme durumları var. Tarihteki bu süreçte devam ediyor hala. Aynen öyle. 1881'deki Mançur istilasından sonra oraya Çince olarak yani yeni işgal edilmiş toprak adında Şincan adı veriliyor. Ve 1881'den 1949'a kadar olan bu süre içerisinde 3 devlet kuruluyor ve yıkılıyor. En son olarak da 1949'da Komünist Çinliler tarafından işgal ediliyor. Ve 1955'te de Şincan Uygur Özerk Bölgesi adını alıyor. Alıyor. Peki siz hani size nerelisiniz denildiğinde ne söylüyorsunuz? Bu bir kere çok acı bir şey. Yani gerçekten hani sizinle empati kurmaya çalışıyorum, sizi anlamaya çalışıyorum. Bir insanın hani yersiz, yursuz olmasının ne demek olduğunu anlamaya çalışıyorum ama Allah tabii ki kimseyi böyle bu duyguya sevk etmesin. Ne diyorsunuz? Şimdi vatansızlık herhalde insanın hissedebileceği en büyük acılardan biri olsa gerek. Şu özgür dünyada siz nereli dendiğinde sizin coğrafi olarak nereye ait olduğunuzu ya da politik olarak nereye ait olduğunuzu bilememe gibi böyle bir acı olması gerek diye düşünüyorum. Mesela ben rahatlıkla Türkiye'de Doğu Türkistanlı diyebiliyorum. Fakat bunu derken cebinde sadece Türkiye'nin verdiği uzun süre kalabilirsin burada dediği bir oturum iznin var. Çin pasaportunun süresi dolmuş. Sen herhangi bir yerde devlet olarak kime tabi olduğunu da söyleyemiyorsun. Yani bu gerçekten bu şu anki yaşadığımız asırda en büyük zulümlerden biri olsa gerek. Vatansız bırakılmamız. Ve hani uzaya çıktığımız değil mi? İşte aya ayak basacağız diye konuştuğumuz teknolojinin işte her şeyin bu kadar yüksek olduğu bir durumda insanlığın sınıfta kalıyor olması çok acı. Aynen sizin öyle. De dediğiniz gibi. Şu an Mars'a gibi. Gitmeyi hayal ediyoruz ama biz Doğu Türkistanlılar olarak kendi ülkemize de gidemiyoruz. Evet maalesef. Aileniz, anne babanız bundan kısa bir süre önceden beri artık haber alamıyorsunuz evet, herhalde. Annem, babam, ablam ve kardeşim var memleketteler. 2017 Mart ayı itibariyle iletişimimiz kesildi. 2000... Hatta hayatta mı değil mi onu da belki bilemiyoruz. Yani. Hiç kimseyle mi bir iletişim yok? Şöyle, Abdülhat Bey? Orası daha önceden 2009'daki o katliam yaşandığında komple dışarıyla olan internet ve telefon bağlantısını kesmekle çözüm bulmuşlardı onlar. Fakat 2014'ten bu yanki bu iletişim kopukluğu da şuradan kaynaklanıyor. Orada internet, ondan sonra telefon her şey var. Fakat internette bizim bildiğimiz sosyal iletişim ağlarından WhatsApp'tır, Facebook'tur, Twitter'dır bunlar kapalı. Hatta YouTube, Google da kapalı. Ve orada kendi sosyal ağları kullanılıyor. Çin'in geliştirdiği programlar. Onun üzerinden ya da telefon üzerinden siz onlarla iletişime geçtiğiniz zaman onlar da
yurt dışıyla ya da onların belirlediği hassas ülkelerden biri Türkiye. Türkiye'de biriyle görüştüğü zaman o sizi hapslara, o işte adı meşhur kamplara götürecek kadar suç olarak biliniyor orada. Biz şimdi orada insanların işte toplama kamplarında, Nazi kamplarında olduğunu biliyoruz. Bazıları çalışıyor ki onlar da çok büyük markaların herhalde, ünlü markalar için aslında köle olarak çalıştırılıyor desem herhalde yanlış söylemem. Evet. Halkın ne kadarı mesela hapiste? Hapiste olmalarının nedeni ne? Ya da çalışanlar neden mesela çalışıyor ya da hapiste değil? Onların ayrıcalığı ne? Bu ayrımı anlamak istiyorum. Şimdi şöyle, şu an bizim edindiğimiz bilgiye göre Kanadalı bir bilim insanının uzay uydu görüntüleriyle orada mesela şu, bakın şu arazide 2017'den önce hiç herhangi bir bina yokmuş, böyle bir hapishane gibi büyük yerler yapılmış diye tespit ettiği bir sürü toplama kampları var, görüntüleri uydudan görülen. Onlara bakarak bu toplama kamplarının içine şu kadar insan sığar diye ilk önce 1 milyonun üzerinde, 1 milyon 800 bin insan sığar diye bir bilgi gelmişti. Hı hı. Biz hepimiz öyle 1 milyon 800 bin. Sonra oranın şartlarını göz önünde bulundurursak hapishanelerde normal bildiğimiz hapishane ya da kamp şartlarında 10 kişilik hücrelerde ya da koğuşlarda 20-30 kişinin kaldığı bilgisi elimize geliyor ve biz ona dayanarak da 3 ila 5 milyon arası diyorduk. Halbuki 2020'nin sonuna doğru Çin bir açıklama yaptı ve dedi ki biz Doğu Türkistan'daki teröre meyilli olan insanlardan 8 milyon kişiyi bu eğitim kamplarında eğitimden geçirdik kelimesi var. Yani ona dayanarak bizim insanlarımızdan 8 milyon kişinin o kamplarda tutulduğu ya da içeri girip çıktığı bilgisini alabilmekteyiz. O zaman şöyle mi? Eğitim kampı denildiğinde olayı daha yumuşatma ya da işte biz burada eğitim veriyoruz anlamına getirme noktasında mı bu cümleyi kuruluyor? Aynen, onların... Aslında orada bir eğitim yok. Var ama Çin'in istediği bir eğitim. Şekilde. Onu anlatmanızı istiyorum. Evet, şimdi bu toplama kampları biz oradaki zulümü anlamak için toplama kampları ve hapishaneleri biraz anlatmamız gerekecek. Çünkü oradaki toplama kampları onların dediği gibi, hatta dışarıdan gazetecileri, kimi insanları çağırıp da ziyaret edin, bakın buyurun görün dedikleri yerlere de bakılırsa oradaki insanların tamamen bir beyin yıkama, kendi dillerinden ve dinlerinden, kültürlerinden arındırılıp Çin'i benimseyen, Çin kültürünü yaşayan bireyler olarak yetiştirmeye çalışıldığı o dışarıya yansıyan kısmında görünüyor. Fakat içeriye doğru bakıldığında mesela onların satın aldıkları malzemelerin işte prangalardır, kelepçelerdir, işkence aletleridir, bu tür şeylerin satın aldığı, alındığı faturaların belgelerini görmekteyiz. Ve içeride ne yapıldığını da ona göre tahmin edebilirsiniz. Şu an dışarıda özgür dünyaya çıkmayı başarmış olan çok az sayıda kamp tanıkları var. Bizzat kendi orada tutuklanmış veya orada eğitim görevlisi olarak görev almış insanlarımızın verdikleri tanıklıklar var. Onlardan oranın o eğitimle herhangi bir şeyle alakası olmayan tam bir işkence mekanı ve dışarıdaki eğitim dedikleri yer de onlara Çin kültürü ve diğer işte kendi dillerini öğretmek amaçlanan bir işkence kampı olduğunu bilmekteyiz şu an. Akşam programa biraz hazırlık yapmak için işte YouTube'a girip bir bakayım neler var diye hazırlık aşaması için baktığımda görüntüleri tam da sizin dediğiniz gibi oradan ayrılanların anlatımlarını inanın dinleyemedim. Evet. Hani bu insan olarak, bir anne olarak, bir kadın olarak hiç fark etmez. Hepimizin evladı var çünkü. Evet. Anlatılmayacak yaşanılan bir zulüm var ve sessizce sadece izleyebiliyoruz. Biz izlerken bakamıyoruz. Onlar orada aslında bunu yaşıyorlar. Yaşadılar, evet. Nasıl gelmiş olabilirler ya da nasıl iletişime geçtiniz ki sizin İstanbul merkezli mutlaka dernekte, evet, orada da evet, iletişime geçenler geçelim vardır. Şimdi şöyle, mesela kamp tanıklarından bir tanesi var. İlk önce çıkan 2019'da, 2018'in sonuna doğru çıkan Mihrigül diye bir kamp tanığımız var. O Mısırlı bir yabancı vatandaşla evli olduğundan dolayı herhalde bir şekilde Mısır'ın
yardımıyla çıkmayı başarmış. Ve sonradan çıkan bir ikisi var. Onlar da mesela biri yasa dışı yollarla sınırdan kaçmayı başarmış. Kazakistan üzerinden şu an İsviçre'de barınıyor. O Kazak kardeşimiz de o şekilde kurtulanlardan ve birkaç tanesi Kazakistan vatandaşı olup da Çin'de hem Çin vatandaşısın diye tutuklanıp öyle serbest bırakılan var. Mesela Gülbahar Celilova diye bir ablamız var. Buradan da bu kamp tanıklarına selamımı iletiyorum, evet, teşekkürlerimi iletiyorum. O cesaret, o ruh hakikaten de insanı gururlandırıcı ve o biz dinleyerek bile sabredemediğimiz o işkenceyi bizzat orada yaşadılar ve oradaki akrabalarının, kendi dostlarının herhangi bir işkenceye maruz kalmasını göze alıp, ki bunu yapıyorlar, sen dışarıda bunlara tanıklık etti, senin akraban diye orada akrabalarına işkence ediliyor. Ama 35 milyon insanın orada çektiği acıları, sıkıntıları dünyaya anlatmak için bu büyük cesareti gösterdikleri için de onlara ayrıca buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü şöyle Abdülahat Bey, yani ben oradan çıktığımda anneme, babama ya da kardeşime eziyet edilecek diye ayrılmak istemeyiz değil mi? Hiçbirimiz. Aynen. Hiçbirimiz annemizin babamızın canının yanmasını istemeyiz. Ama mesele, eğer ülkemi anlatayım, işte yaşadığı zulüm anlatılsın noktasına gelince herhalde her şeyden vazgeçiyorsun. Anandan, evet, babandan, hani toprak için öyle olurmuş ya, vatanın için, aynen, vazgeçersin, evet, ya. Bu yaşanıyor sanırım. Çıkanlar da pek çoğu bunları anlatıyor, evet, aslında. Zaten çok az sayıda var. Sayıları da çok az. Dediğiniz gibi işte böyle bütün her şeyi göze alıp dünyaya da bunları anlatıyorlar şu an. Ona geleceğim ama siz hiç orada işte protestolar gelmeden ya da tüm bu eğitim kampları, bu Nazi kampları bu kadar yoğunlaşmadan önce bir ses olmaya çalıştınız mı? Neden birleşilemedi? Yani bunu merak ediyorum. Çünkü kalabalık ve bir anda birleşilebilir aslında, bir karşı duruş, bir protesto, bunlar denendi mi? Nedir durum? Tabii 1949'dan sonrasını bahsetmemiz gerekecek. Ondan öncekiler zaten az önce dediğim gibi devletler kurulmuş, yıkılmış, ama 1949'dan sonra da çeşitli mücadeleler verilmiş. Onların göstergesi olarak da örnek olarak gösterebileceğimiz 1994'teki Hotan katliamı, 1997'deki Gulca katliamı, hatta hepimizin hatırlayacağı ve Cumhurbaşkanımızın da soykırım olarak zamanında nitelediği 2009 soykırımları hepsi birer mücadelenin ve oradaki direnişin bir sonucuydu. Orada çok küçük çaptaki sizin barışçıl eylemleriniz bile Çin'in karşısında terör eylemi olarak lanse edilip kanlı bir şekilde bastırmaya, hatta öldürülmeye gidiyor. 2005'teki Yarkent katliamı da aynı şekilde. Yani sizin verdiğiniz çok küçük bir mücadele bir sürü insanın ölmesine neden oluyor. Mesela eğer ben çıkıp da şimdi devlete, o Çin devletine karşı eğer ben kendi görüşlerimi bildirirsem, bana işkence yapsalar, hatta beni öldürseler umurumda değil, vatanım için. Yani bir Müslüman için şehit olmaktan daha ziyade bir mutluluk olmasa gerek. Fakat evet, evet, sizin gözünüzün önünde siz bunu yaptınız diye bütün ailenize ve çevrenizdekilere verdikleri zararı düşününce siz orada bir işte denge şeyi muhasebe yapmak zorunda kalıyorsunuz. Acaba ben bunu yaparsam kime neler yapar gibi. O yüzden oradaki mücadelenin çok böyle büyük boyutlara ulaşamaması, hem Çin'in o baskıları hem bizim de aramızda bir şekilde biraz, yani kıvırmasak da korktuk diyelim yani. Öyle bir şey var yani. Ama bir yeni bir bilgi, mutlaka belki haberlerden duymuşsunuzdur ama bugün Kanada soykırımı kabul etti. Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Birleşmiş Milletler konuşması vardı. Hani artık biraz ses olan ülkeler geliyor ki yarın da herhalde bu konuda da bizi bilgilendirin. Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması da vardı. Hani belki biraz dinletebiliriz arkadaşlar ama Kanada'nın durumu, yarın İngiltere, ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi tabii biraz geç kalmış olsak da, çünkü bu kamp olayı 2014'ten beri var ki biz Doğu Türkistan Camiası olarak gerek diasporada gerek yurt içinde bunu duyurmaya çalışıyoruz. Fakat Çin'in
bu propaganda sistemi daha büyük ölçekte ve daha büyük paralarla işlediği için biz bu sesimizi duyurmakta, bizim sesimiz çok cılız kaldı ve Çin bir anlamda bu propagandada başarıyı elde etti ve dışarıya da bizi, onlar zulmü yapıyor ama bunlar terörist, bunlar radikal, bunlar aşırı dinci diyerekten bizi kötü göstermeyi başardı. Ama 2018'lerden itibaren o olayın onların anlattığı gibi olmadığını, gerek oraya giden medya mensupları, gerek bilim adamları o olayın vahametini orada gördüler. Çinlilerin müsaade ettiği yer alanlardaki o işkenceleri görenler, bunu bizim göremediğimiz alanlarda neler yaşanır diyerekten anlamaya başladı ve oranın, orada yaşananların yani ta işte 2020'ye kadar bir soykırım olduğu gerekçesini biz yıllardan beri anlattığımıza rağmen daha dünya yeni yeni tanımaya başladı. İlk olarak Amerika, ondan sonra Kanada'da dün meclisten geçti. Yarın İngiltere'de mecliste onaylanacak. Ondan sonra buradan da biz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 46. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Kongresi'nde yine aynı orada yaşananların endişe verici olduğunu tekrar kaydetti ve oradaki kampların dışarıya açılıp bir heyetçe ziyaret edilmesini, müsaade edilmesini Çin'den talep etti. Buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok önemli. Tabii ki bu soykırımı kabul etmesi ülkelerin Doğu Türkistan'ın duruşu için de çok önemli. Yani neden bu kadar önemli? Bir ara verelim, virgül koyalım. Sonra tabii ki orada yaşanan camilerin yakılıp yıkılması var. Eğitim özgürlüğü zaten yok. Dili konuşamıyorsun. Dini vecibelerinizi yerine getiremiyor insanlar. Özellikle o camilerin yıkılma anlarının görüntüleri var. Onları da ekrana getirmek istiyorum. Bir kere seyahat özgürlüğü, pasaport sorunu. Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki tüm bunları konuşacağız. Hemen geliyoruz. Efendim devam ediyoruz. Bugün Doğu Türkistan'da neler oluyor dedik ve Doğu Türkistan'da Müslümanların yaşadığı zulmü aslında gündeme getirmek, oradaki kardeşlerimizin, oradaki Müslüman kardeşlerimizin acılarını paylaşmak adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Biz aslında reklam arasında Abdullahat Bey'le de konuştuk. Bunu gündemde tutuyor olmak ya da sosyal medyada dillendiriyor olmak, hashtagler açıyor olmak, acaba orası için bir fayda sağlayacak mı diye konuşurken en azından yönümüz, yolumuz belli olsun ve biz aslında ne tarafta olduğumuzu göstermek adına ses olmaya hem basında, televizyonlarda hem yazılı basında, gazetede bunları yapmaya tabii ki devam edeceğiz. Belki söyleyecekleriniz vardır bu konuda ki pek çok insan hashtagler açıyor, birleşmeye çalışıyor. Bunların bir faydası oluyor mu Abdullahat Bey? Şimdi faydası şu, konunun sürekli olarak gündemde durması şu açıdan yani halkın bilinçlenmesi, orayla ilgili neler yapılabilir konusunda ne kadar çok insana ulaşırsak belki gücü yetecek birine illaki ulaşırız. Tıpkı şu anda olduğu gibi biz 1949'dan bu yana az önce de dediğim gibi içeride çeşitli mücadeleler verildi. Diyasporada 1952'de Türkiye'den başlayan bu Doğu Türkistan serüveni, diasporadaki bu mücadelemiz, İsa İsmail Mehmet İmin Hazretim öncülüğündeki bu mücadele halen devam ediyor. Biz yılmadık. Az önce korktuk gibi bir ifade ettim ama o ifade sadece işte ailemiz için korktuğumuz içindi. Biz yılmadık. Yani faydası olur olmaz, gözlü görünür bir şey elde ederiz, Doğu Türkistan'ımıza kavuşuruz. Bu daha sonraki belki Allah'ın takdiri ama biz şurada az önce sizin de dediğiniz gibi duruşumuzu belli edelim. Karınca misali işte Nemrut'un yaktığı ateşi ufak suyla bile olsa bizim ne tarafta olduğumuzu belirtelim. İşte şeyin dediği gibi biz
seferle mükellefiz, zafer de Allah'tan. İnşallah, inşallah. Onu da umudumuz her zaman var zaten. Hemen bir işte toplama kampları dedik, işkenceler yapılıyor dedik, çocuklara zulüm, kadınlara zulüm dedik. Camilerin yıkılması, bu çok acı gerçekten de. Dili konuşamıyor olmak bir kere. Evet. Bunlardan bir başlayalım mı? Nasıl başladı? Ne durumdalar? Yani o zulmü anlatmak adına aslında. Şimdi yine tekrar 1949'lara dönmek lazım. 1949'da Çin komünistleri Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinde Sovyetlerin de işbirliğiyle biz sizinle beraber komünizm kuralım. İşte böyle sizin tarlalarınıza ekelim. Mutlu bahtiyar beraberce yaşayalım gibi vaatlerle büyüklerimize kandırıp o şekilde girmişler. Silah gücüyle değil böyle kandırmacıyla bizim Doğu Türkistan'ı işgal etmişler ve o Doğu Türkistan topraklarını işgal edinceye kadar ve kendi gücünün tesirini tüm Doğu Türkistan'a görene kadar gerçek yüzünü açmadı. Hatta 1955'te bizim milli ordumuz lav edilip kendi ordusu ya da askeri güçleri tam Doğu Türkistan'a hakim olduktan sonra bunlar tam işte kendi toprak islahatı, reform adına bizim büyüklerimizin yerlerini ellerinden alma, ondan sonra aydınlarımızı öldürme gibi kültür devrimine kadar gelen o süreçte sürekli bir asimilasyonu sizin oradaki varlığınızı ortadan kaldırmayı hedeflediler. Fakat şu ana kadar 70 sene geçmesine rağmen orada bu asimilasyonu Çin'in diğer bölgelerde işte Tibetlerde, Cuanzularda, diğer azınlık etnik gruplar dedikleri o yerlerde başardığı asimilasyon politikasını Doğu Türkistan'da beceremediler. Ve orada da dedi ki niye bunu biz beceremiyoruz? Bakıyorlar ki oradaki insanların dinleri farklı. Tamamen kendi inancına benzemeyen bir inanç şekilleri var ve kültürlerine çok bağlılar ve kendi dillerinde konuşuyor. Diyorlar ki ben bu adamın dinini, kültürünü, dillerini elinden alırsam ancak bu şekilde Çinileştirebilirim ve oradaki işte o demografik yapıyı ve etnik yapıyı değiştirmek için şu an kullanılan o kızlarımızı zorla evlendirme ve Çin'in iç bölgelerine köle işçi olarak götürüp hem orada ucuz işçi olarak çalıştırıyorlar hem dillerinden, dinlerinden, kültürlerinden arındırıp kendi gibi bir Çinli birey olarak yetiştirmeyi hedefliyorlar. O kapsamda da az önce dediğiniz o dil yasağına geliyoruz. Orada 2018 Eylül ayından itibaren Uygur Türkçesinin resmi dil ve eğitim dili olmaktan çıkarılması çok dikkat çekici. Hatta daha önce 2015'lerden önceki o resmi kurumlarda üst tarafta Uygurca, alt tarafta Çince olur gibi o kendi özerk bölge hukuklarında yazan onları da çiğneyerek bizim Doğu Türkistan'ın Uygurca yazılarını bütün her yerden kaldırdılar ve son olarak da eğitim dili olmaktan çıkarıldı. Ve tabii ki yeni gelip doğan çocuklar, işte büyüyecekler dillerini bilmeden yaşayacaklar ve bilmeyecekler aslında. Bilmeyecekler. Hani, sosyal medyaya düşen o kadar acı görüntüler var çok. Ki şimdi annenizi babanızı hapishaneye alıyorlar ya da bir şekilde yanında yok. Orada kalan çocukları, ufacık çocukları 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş yatılı okullara götürüp orada hem bizim inançlarımıza uymayan, şu an adını zikretmek istemiyorum, kimi etleri yedirmeye çalışıyor. Hem kendi kültürüyle bunu yetiştirmeye çalışıyor. Çocuklar Çince bilmedikleri için hatta işkenceye maruz kalıyorlar, Çince Uygurca konuştukları için orada çeşitli zulümleri görüyorlar. Bunların hepsi sosyal medyadan bizim gördüğümüz görüntüler ve sosyal medyaya yansımayan ne kadar şey var. Vardır. O da işler acısı. Ve bunu her gün yaşıyor bu insanlar. Hani belki bunu anlayamayız, düşünemeyiz ama hepimizin dediğim gibi evladı var. Empati kurduğumuzda bunun ne kadar insanlık dışı bir zulüm olduğunu anlamamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bir taraftan da dini vecibeleri yerine getiremiyorlar. Namazını kılamıyorsun, işte Kur'an'ını okuyamıyorsun. Camiler yakılıp yerine işte başka şeyler yapılıyor. Ve bunlar insanların gözünün önünde yapılıyor aslında. Ondan da bahsedelim mi? Benim Türkiye'ye gelme nedenlerimden en büyük bir tanesi de oydu.
Şimdi 2014'ün sonlarına doğru oradaki durum biraz daha farklılaşmaya başladı ve 2015 itibariyle oradaki kadınların başörtüleri alınmaya başladı. Benim de 4 kızım var. Yani Allah hepsi bağışlasın. De kız. Böyle olunca orada bu artan dini vaciplerin yerine getirilememesi, camilerin ibadete açık olmaması ya da sınırlı insanların gidebilmesi gibi nedenlerden dolayı ben biraz erken davranıp Türkiye'ye gelmiştim ama 2016 sonrası olan bitenleri uydu görüntülerinden bakıldığında mesela benim doğup büyüdüğüm şehirdeki camilerden birkaç tanesi sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla kimi spor alanına çevrilmiş, kimi yıkılmış, kimi eğlence makamlarına dönüştürülmüş maalesef. İslamiyet'in Türklere yayılmasında en büyük öncülük eden ve İslamiyet'in gelişmesinde bütün bu Türk İslam medeniyetinin beşiği olarak bilinen Kaşgarlı Mahmud'un doğup büyüdüğü Yusuf Has Hacib'in memleketi olan oradaki camiler ve medreseler teker teker yıkılmaya başladı veyahut da az önce dediğim gibi eğlence makamlarına dönüşülmeye başladı. Ve dünya bir tane Musaf Şerif'in bir sayfası yırtıldı ya da yıkıldı, yakıldı diye ayağa kalkan Müslüman dünyası orada tonlarca böyle sayıları binlere geçen Kur'an-ı Kerim'in, Musaf Şeriflerin yakılması ve dini kitapların hatta Uygurca harf bulunan kitapların yakılmasına sessiz kalmasını bir türlü aklım almıyor. Tam da o noktaya geleceğim aslında. Hani Twitter'da biz biliyorsunuz ki hemen birleşip hani birini adaleti sağlamaya çalışıyoruz, hemen ses oluyoruz. İşte birinin haksızsa bunun gözaltına alınması için kampanyalar yani böyle bir güç varsa ki bu dönemde bu dijital dünyada aslında büyük bir güç. Sizin dediğiniz gibi aslında burası için birleşememek de bizim için çok büyük bir ayıp aslında. İnsanlık için çok Maalesef. Büyük bir Evet. ayıp. Ben geçen bir konuşmamda da dediydim yani komşumuzun Fatma ablamın kedisi ağaca tırmanmış da itfaiye geldi kurtardı gibi böyle bir haber medyalarda veriliyor. Fakat orada milyonlarca insan işkence altında ve binlerce insan ölürken kimsenin sesi çıkması dediğiniz gibi hakikaten düşünmemiz gereken bir şey. Aslında bu soykırımı kabul eden ülkeler noktasında biraz daha iyi olacak. Öyle değil mi? İşte bugün Kanada'nın, yarın İngiltere konuşulacak denildik. Ne faydası olacağı tekrar sormak istiyorum. Çünkü bu önemlidir. Tabii ki biz sizin dediğiniz gibi o ateşe bir damla da olsa ağzımızda suyla atmak için gideceğiz ama ülkelerin vereceği cevaplar çok daha önemli. Nedir tam olarak onların soykırımı kabul Şimdi, ediyor olması? Amerika başta olmak üzere Batı ülkelerin oradaki insan hakları ihlaline bir dur demek için oradaki yapılanların bir adını koyması gerekiyordu. Yani orada tam olarak neler Ne yaşanıyor? Tabii yaşanıyor? onların soykırım olarak bu ifadeyi ortaya çıkarması öyle kolay olmadı. 1948'deki Birleşmiş Milletler'in soykırım tanımına göre belirli bir nitelikte olan zulüme ancak soykırım denebiliyor. Mesela öldürülme, çocukların elinden alma ve bir toplumun topluca yok edilmesi gibi böyle bir kriterlere sahip olacak ki soykırım denebilsin. Ki Doğu Türkistan'da yaşananlar şu an o tanımların 5 tane maddesi varsa hepsi zaten orada fazlası uygulanıyor. bile. Orada bir tanesi uygulanırsa normalde soykırım olarak tanınma yeterli. Ve bilim insanları ve dışarıdan işte insan hakları örgütlerinin gözetlemesiyle orada yapılanların hakikaten bir soykırım olduğunu ilk önce Amerika sonra Kanada arkasından diğer ülkelerin de gelmesini. Tabii ülkemizde şu an Batı medyasında daha çok dillendirildiği için bu olayın arkasında kimileri kışkırtıyor, Uygur Türklerine gaza getiriyor gibi ifadeler de kullanıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten biz 1949'da insanlar Çinliler gelip bizim topraklarımızı işgal ettikten sonra bizim bu mücadelemiz başladı. Biz dün ya da evvelsi gün başlamadık bu mücadeleyi. Evet. Ve Doğu Türkistan meselesi de böyle bir iki ülkenin daha yakında dile getirdiği bir mesele değil. Yani tüm Türk dünyasının, İslam dünyasının oturup da konuşacağı bir mesele haline geldi. Çünkü orada yapılan zulüm
siz dini inanç bakımından bakıyorsanız orada Müslümanlar eziyet görüyor. Eğer siz bir ırk soy gözüyle bakıyorsanız kardeşleriniz Türkler orada eziyet görüyor. İnsanlık orada bakmak. Evet. Yani o yüzden bu orada yaşananların soykırım olarak tanınması, bundan sonra diğer ülkelerin atacağı adımlar Çin'in o zulümde daha ileri gitmemesi için bir fayda sağlayacak umudundayım. Evet, işte o yüzden bugün Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması önemliydi. Cumhurbaşkanımızın yine aynı şekilde konuşması önemliydi ve sanırım ses olmaya devam edeceğiz. Bu yayınlar, sosyal medyada gündeme getirmemiz, işte ülkelerin soykırımı kabul ediyor olması dışında ne yapalım Abdülhat Bey? Yani çözüm nedir? Elimizden ne gelsin? Hepimiz için söylüyorum. Çünkü hepimiz insanız ve hepimiz programın başından beri söylüyorum. Empati kurarsak çok daha iyi anlayacağız. Çözüm nedir? Şimdi şöyle, bu Doğu Türkistan meselesini anlamak için biraz da Çin'i anlamak gerekiyor. Ya Çin durup dururken o kadar ikinci ekonomik güç olan böyle bir ülke, oradaki 35 milyon insanı niye bu kadar işkence yapsın gibi bir şeyi düşünmemiz lazım. O öyle. Şimdi Çin'i biz dizilerinden işte hep o kung fu dövüşlerle, ondan sonra ya da şurada gördüğünüz birkaç tane turist böyle seveceğiniz, sempati böyle insanlarla biz Çin'i ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Halbuki Çin'in yayılmacı politikasını binlerce yıllardır süre gelen Türk tarihiyle olan ilişkilerini, biz güçlendiğimizde onların nasıl geriye çekildiğini, biz biraz zayıf kaldığımızda nasıl girip üstümüze çullandığı gibi böyle hakikatleri biraz öğrenirsek, Çin'in ne yapmaya çalıştığını, şu an oradaki Doğu Türkistan'daki zulümlerden sonra Orta Asya'daki topraklarda gözü olması, hatta ve hatta şu an gelip de Türkiye'mizdeki stratejik yerlere göz dikiyor olmasını biraz anlarsak, biz ancak bu Doğu Türkistan'daki zulümlere dur demenin sadece oradaki 35 milyon halkımızın değil, tüm dünya halkının yararına bir şey yaptığımızın farkında olmamız lazım ilk önce. O yüzden biz sesimizin çıktığı kadar haykıralım, yani sesimizin gittiği yerlere kadar duyuralım. Ondan sonrasını somut adımlarla, mesela işte Çin'in mallarını boykot etmek gibi, Çin'le olan ilişkilerde nasıl ihtiyatla davranılması gerektiğini falan biz oturup düşünmemiz gereken konular. Özellikle Twitter'dan ve Instagram'dan gelen yorumlarda ürünlerin boykotu gündeme geliyor. Sizin de son söylediğiniz cümle çok önemli. Peki Çin'in karşılıklı suçluların iade anlaşmasını soranlar da var. O konuda da bizi bilgilendirin. Sanırım değil mi? Son 3 dakikam onunla da kapatmış olalım. Evet, şu an Türkiye gündemindeki Doğu Türkistan'la ilişkili en büyük konuşulması gerekenlerin biri bu. Çünkü bu anlaşma 2017 yaşlıların nezdinde Adalet Bakanımızın da katılımıyla suçluların iadesi gibi bir anlaşma önceden imzalanmıştı ve 2020'nin sonuna doğru da Çin bunu biz artık meclisten geçirdik. Türkiye'nin de bunu meclisten geçirmesini istiyoruz dedi ve şu anda Dışişleri Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Dışişleri Komisyonu'nda bu konu tartışılıyor ve meclise taşınıp taşınmaması, mecliste onanıp onanmaması şu an söz konusu. Biz bir Doğu Türkistanlılar olarak bu konudan çok tedirginiz. Çünkü biz halihazırda Çin vatandaşı olarak burada yaşamımızı sürdürüyoruz. Ve Çin o kadar ustalıkla oynuyor ki, eğer adam beni istiyorsa şu an Çin'e götürmeyi, o bana bin bir türlü suçu atar. İşte bu adam teröristti, şu adam devletin malını çaldıydı, şunu yaptıydı, bunu yaptıydı diye. Eğer o suçlu tanımı Türkiye'ce de onanılanırsa, benim de burada kalmam söz konusu olamaz. O yüzden bu konu son derece önemli. Doğu Türkistan'ın burada yaşamını rahat sürdürebilmesi için. Siz bizim kardeşimizsiniz ki Müslümanlar zaten kardeş dedik ama bir taraftan da kardeşiz ve hep birlikte bu zulme sessiz kalmayalım adına da aslında programı gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum. Allah kızlarınıza ömür versin. Ve Abdülhat Bey'in işte 4 kızı varmış ama orada
binlerce çocuk var. Evet. İşte binlerce kız çocuğu, binlerce erkek çocuğu var. Hepsi evladımız, hepsi yavrumuz. Kendi çocuğumuzun işte saçının teline kıyamazken orada çekilen eziyetler, o kadınlara yapılan işkenceler, telaffuz edemeyeceğim şeyler, o görüntüler, gerçekten bunlar insanlık dışı ve bu zulme biz de ses olmak istedik bugün. Hepimiz elimizden geleni yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yapabileceğimiz bir şey olursa biz kardeş olarak hep yanınızdayız. Teşekkür ederim. Son olarak da KonTV ekranından bütün Türk halkımıza seslenmek istiyorum. Lütfen oradaki 2. Endülüs yolunda giden Doğu Türkistan'a ses verin. Sesimiz daha uzaklara, daha büyük yerlere ulaşsın. Oradaki zulümü hep beraber dur diyelim. İnşallah ve biz buradan yeniden yayın yaptığımızda güzel haberleri ulaştıralım. Olur mu? İnşallah. Peki efendim. Size de teşekkür ediyorum programa katılımınız için, izlediğiniz için. Lütfen elimizden ne geliyorsa, küçük büyük hiç fark etmez. Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz için bir şeyler yapalım. Bu zulme ses olalım. İyi akşamlar.